Bolu Spor'dan hatırlıyoruz Onur'u. Şimdi Göztepe Atağı karşı yaka atağında. Şimdi Caner hareketlendi. Caner arkadaşlarına bakıyor. Uzak mesafe vurdu ve topu ağlara gönderiyor. Müthiş bir gol. Uzaktan müthiş bir vuruş. Caner Ağca'dan karşı yaka 1-0 üstünlük sağlıyor. Büyük sevinç karşı yakada. İşte Caner. Karşılaşmanın 12. dakikası diyebiliriz artık. Ve karşı yaka 1-0 üstün Göztepe karşısında. Orta alandan topu aldı, taşıdı ve yaklaşık olarak 30 metreden müthiş bir şut çıkardı Caner Ağca. İşte gole bakıyoruz. Caner orta alanda böyle hareketlendi. Topu aldıktan sonra kaleye sokuluyor ve müthiş bir vuruş. Ferhat orta geldi ceza alanına. Savunma dikkatli ve ani atak şansı karşı yaka için. Şimdi çabuk oynuyor Fatih. Caner. Onur sağ kanattan ileri çıktı. Ona doğru bir pas. Onur ceza alanına giriyor şimdi. Banayene yakın direğe hareketlendi. Gidemedi. Savunmadan sekti. Dönen top. Sert bir vuruş ve mükemmel bir gol daha. Karşı yaka durumu 2-0 yapıyor. Karşı yaka durumu 2-0 yapıyor. Mustafa golü atan isim. Ve karşılaşmanın 28. dakikasında bir kez daha karşı yakalı futbol severler ayakta. Sol ayağını çok iyi kullanan bir isim. Mustafa Sevgi. Savunmanın uzaklaştırdığı bir top adeta bir pas oldu Mustafa için. Ve o da topun gelişine çok güzel vurdu. Topu ağlara gönderdi. Durum şimdi 2-0. Uzaktan atılan 2 gol. Ve Göztepe karşısında karşı yaka 2-0 üstünlük sağlıyor. Mustafa Sevgi golü atan isim. Bir kez daha izliyoruz. Bilgin orta ceza alanında savunma çıkardı. Sekti top ve ağlara gidiyor. Göztepe durumu 2-1 yapıyor. Göztepe'de büyük sevinç. Göztepe'de büyük sevinç ve durum şimdi 2-1. Şaban topu orta noktaya götürüyor. Gerçekten büyük bir karambol ve Göztepe'li tribünler, Göztepe'li taraftarlar böyle ayakta. Orta doğrudan kaleye değinebilir. Halil yüklendi. Kafa vuruşu Şaban'dan mı? Hayır, gelmedi kafa vuruşu. Şaban vurdu ama topu ağlara gönderdi. Hakende golü verdi. 2-2. 2-2. Durum şimdi 2-2. Şaban'ın attığı gol ve Göztepe'de büyük sevinç. Hüseyin Sabancı bir an yardımcısına baktı. Ondan sonra orta noktaya yürüdü. Ve ilk yarı biterken 45. dakikada Şaban'la durumu 2-2 yaptı. İkili bir baraj istedi arkadaşlarından Ferhat. Caner Bulut topun gerisinde. Ceza alanında çok büyük bir hareketlilik var. Şehmuz şu anda gole en yakın ismi karşı yaka takımının. Caner Bulut. Caner. Caner sekti top ve ağlarda. Hayır dedi. Hüseyin Sabancı golü vermedi. Önce orta noktayı gösterir gibi oldu. Ardından golü vermedi. Filelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Bu arada Göztepe takımı da çabuk oynayarak topu rakip ağlara gönderdi ama Hüseyin Sabancı tabii ki bu golü değerlendirmeyecektir. Ama çok tartışılacak, çok konuşulacak bir anı yaşadık. Atatürk Stadı'nda kırmızı kart elinde Hüseyin Sabancı'nın, bakıyoruz pozisyona, erdi golü atan isim Şehmuz. Kırmızı kartlı oyun alanının dışında. Erdi. Atak devam ediyor. Kaleden çıkıyor ve golü yiyor. Karşıyaka takımı Necati kalesinden çıktı ama golü kalesinde görüyor. Fatih sarı kartı gören oyuncu az önce de
bir sarı kart göstermişti. Fatih ile Adnan yan yanaydı. Ve 90 dakikayı bitiriyor Hüseyin Sabancı. Sayın seyirciler, karşı yakalı oyuncular Hüseyin Sabancı'nın üzerine doğru gittiler. Güvenlik görevlileri önlemlerini aldılar. Ama ne yazık ki İzmir'de çok güzel başlayan derbi güzel bitmiyor. 3-2'lik skorla kazanan Göztepe oluyor. Göztepe 3, Karşıyaka 2. 90 dakikanın sonucu. Karşıyaka için